Türkiye'nin en çok son dönemde yatırım yapılan e, tasarruf araçlarından ya da yatırım araçlarından biri arsa. Arsayı konuşacağız. Nereden konut alınır, ne zaman alınır bunu konuşacağız. Yani bugün cebinizle ilgili, e, geleceğinizle ilgili ne düşünüyorsanız onları konuşacağız. Yatırım açısından değerlendireceğiz. Konunun en iyi e, bilenlerinden biri stüdyomuzda. Rafet Orhan, hoş geldiniz efendim. Teşekkür iyi ederim, misiniz? iyiyim, hoş bulduk. Siz ee, nasılsınız? Şöyle ifade edeyim, değil mi? Siz Marmara ve İstanbul, İstanbul ve Marmara bölgesini karış karış diye evet. ifade edilir ya, evet. öyle bilen bir isimsiniz. Yani özellikle arsa konusunda. Biz de arsayı son dönemde çok konuşmaya başladık. Evet, arsa aslında... E... Daha önceden başlanarak çok konuşulması gereken bir yatırım aracı ama maalesef depremlerle ve e, buradaki pandemi hastalığıyla birlikte daha çok konuşulur oldu. Biz bunu 25 yıldır yapıyoruz. Evet. 25 yıldır bu sektörün en iyisi olmaya gayret ediyoruz ben ve e, ekip arkadaşlarımla. Allah nasip etti bu günleri gördük. Şu anda da e, çok iyi bir noktadayız. Yani siz 25 yıldır bu işi yapıyorsunuz ama son 3-4 yıldır zirve talep evet. zirve yapmış vaziyette. Evet. Evet, evet. Çünkü bir yandan biz böyle işte bahçeli, az katlı konutları özlüyoruz. Diğer yandan uzaktan çalışma gündeme geldiği için artık İstanbul dışında oturma şansına sahip olduk. Bir başka önemli unsur da, Artık İstanbul'dan ev alacak fiyatlar o kadar çok yükseldi ki ev alacak durumda değiliz. Onun için bir arsa alalım da belki evet. biz ev yapamasak bile çocuklarımız yapar noktasına geldik diye düşünüyoruz biz e, tüketici olarak olayı böyle yorumluyoruz. Siz yatırımcıya ne önerirsiniz? Celal ne Bey, sorun? çocuklarınıza yatırım yapmadan önce ilk önce kendimize de yatırım yapabiliriz. Yapalım. Yani burada çok büyük katlı, çok e, böyle parasal noktada maddi olarak, yüksek olarak, yüksek evler üretmiyoruz. Yani e, 5 milyonla 10 milyon arası konut sahibi yapabiliyoruz. Ve bunların e, 3 milyonla başlayan fiyatlarla. Evlerimiz, taş evlerimiz ve villalarımız var. Bu konuda arsalarımız var. Arsalarımızı üretiyoruz imarlı ifrazlı şekilde. Üzerlerine de istedikleri zaman konutları yapabiliyoruz. Yani şu anda bu imkanlar, bu e, taksit bankaya asla... E... Nerede arsa var şu anda? Arsa, Nereden alabiliriz arsa? Nereden Ars. almak lazım? Tabii ki. Evet. ilk önce biz arsaya Çerkezköy'den başladık. Daha sonra işte Tekirdağ'ın Çorlu'sundan. Şimdi elindeyiz, Edirne'deyiz. Ve buna benzer işte Ankara'dayız, Çanakkale'deyiz, Balıkesir'deyiz. Bu bölgelerin hangisinden imkanlarınız dahilinde arsa almak istiyorsanız Yeşilvadi bu konuda Sizde hazır. Sizde portföy var mı arsa? Burada? Tabii ki. Peki biz şu arsa alırken en büyük sıkıntı şey e, yani alacağız da orası nasıl ev yapılabilir bir arsa mı değil mi? Bunları yani bunlar çok önemli e, ve çok sayıda olumsuz örnek anlatılır çevremizde biz sohbete başladığımızda işte arsa aldım oraya ev yapılmıyormuş, çivi çakılmıyormuş, tarlaymış. E, şimdi doğru Cira, mu bu söylediklerim? Kesinlikle doğrudur. şimdi Celal Bey. Aslında Türkiye'nin ee, en çok parasının döndüğü sektör emlak sektörü evet. ama en e, okulu olmayan sektör de bu sektör. E, satanlar açısından evet, değil mi? Evet, satanlar yani, açısından. Sizin meslektaşlarınız evet. açısından. Evet, yani evet. burada şunu bilmemiz Herkes lazım. Herkes emlakçılık yapabiliyor. Eyvallah. Evet. İtibarsız bir meslek konumundadır emlak işi, gayrimenkul evet. işi. Biz e, bunu e, siyahı beyaza çevirmek için 20 yıl, 25 yıla yakındır Orası. mücadele ediyoruz ve başardık. Bugün e, zaten dil, o bahsettiğiniz itibarsızlık evet. olayı 25 yıl olmuyor. Onlar 20 ayda geliyorlar ve gidiyorlar. Evet. Şimdi evet. şöyle bir şey çok uzun süreli. Kime sorarsanız sorun. Bir e, vatandaşımız bir doktorun karşısına geçtiği zaman doktoru her dediğine inanır. Kuyumcuya gittiği zaman inarır ama emlakçıya böyle nişan alır gibi bakar. Yani nerede beni dolandıracak, nerede hata yapacak diye. İşte biz bu resmi bir tarafa alıyoruz. Ondan sonra kendi anlattıklarımızla beraber müşterimize bir yatırım yaptırıyoruz. 25 yıldır mücadele ediyoruz bu sektörde, itibarlı bir meslek grubu olsun diye. Ve 25 yılda geldiğimiz noktada 40 bin üzerinde müşteri portföyü olan 40 bin 40 bin 40 bin sizden arsam mı? Evet 40 bin üzerinde üzerinde diyorum. Üzerinde tabu alan bir müşteri portföyümüz var. Ben buradan bur hepsine de teşekkür ediyorum. Bizlere güvendiler, biz onlara güvendik. Şimdi e, çok güzel e, prim yapan yerlerin sahipleri oldular. Burada siz hiçbir şey yapılmıyor dediniz, değil mi? Aldık evet. buraya şimdi çakılmıyor. Evet. Evet. İşte biz bu yerleri hiç gündeme bile almadık. Gündemimize bile almadık. Yatırım aracı olarak Hı, masamıza koymadık. Asla. Evet. Burada bir sürü meslek... O 40 bin kişiden hiçbiri bu noktaya hiç, düşmedi. Hiç asla. Biz hep imarlı ifrazlı. Bu daha sonra gelişti tabii bunlar. Önceden belediyeye gidip soruluyordu. Şimdi açıyorsunuz tabu sorgudan evet. soruyorsunuz. Burada ne kadar temelden inşaat yapılabilir? Yükseklik ne kadardır? suyu var. her şey var. belli. Her şey belli. Biz böyle yerler sattığımız için zaten yeşil vade olduk. Onun Anladım. için bu müşterilerimizin, ben her zaman söylüyorum, 40 bin müşterinin duasına talip olduk. 40 bin insanın dua etmesi bizim için başka duaya gerek yok. Evet. 40 bin çok büyük rakam. Evet. Ve biz bunun üzerinde bir hareketimiz var. 100 kişiyle şu anda biz yüzün üzerinde insanla sahada çalışıyoruz. E, e, sizin ekip arkadaşlarınız düzün üzerinde. Evet, evet, evet. E, yani evet. ve 25 yıldır sürüyor bu süreç. 25 yıldır. 25 yıldır aynı yerde misiniz? Peki? Aynı yerdeyiz. Aynı e, yer. Değişmemiş. Yerde. Yani bu önemli bir şey. E, sizin gibi böyle kurumsallaşmış e, arsa, e, özellikle arsa konusunda yetkili ve etkili e, emlak e, sektöründe isimlerde var mı? Yok, çok fazla yok. Evet. Anladım. Varsa da bizim ayarımızda ee, yani değil. Yani onun Bunu için şöyle diyebiliriz biz. Emlak alırken moralinizi bozmayın. Yani eğer böyle bir talebiniz varsa özellikle arsa alımında böyle bir talebiniz varsa e, bu işi doğru yapanlar da var. Biraz araştırın. E, araştırınca buluyorsunuz. E, yani hep hayali insanların ya işte 40'lar elinde arsa almak biraz önce siz saydınız. Balıkesir'de arsa almak. Ama aldığım arsa nasıl özelliklere sahip? Bu sorunun net cevabı konusunda soru işaretleri var. Bu soru işaretlerini ortadan kaldıranlar da var. Araştırsınlar. Şimdi bu sorunu biz ortadan kaldırdık. Alma noktasında, imar noktasında böyle bir sorun yok artık bizde. Biz bunun ikinci e, sorununu da ortadan kaldırdık Celal Bey. Mesela siz bizden arsa aldınız. Arsanı iki sene, bir sene, beş sene sonra satmak istiyorsanız, biz bunu 45 gün içinde o günkü değerden geri satın alabiliyoruz veya da sizin adınıza satabiliyoruz. Biz bunu da ortadan kaldırıyoruz. İkinci derken, sorunu da efendim? O günkü değer derken yani reel olarak o değer günkü... olarak yani şimdi evet. bugünkü değer. Yani evet. bizden 5 sene 1 sene önce almış. Evet. Bugünkü değeri neyse zaten bu... bugünkü değer. Evet. Bugünkü değer. Bunun biz üzerinden garanti mi veriyorsunuz? Garanti veriyoruz. 45 Çünkü gün bizim sattığımız arsalar değerli arsalar. Eyvallah. Diyor. Bu kadar. Bu kadar. Yani. İkinci sorunu da biz ortadan kaldırdık. Yani bunu ben alacağım ama yarın nasıl satarım? Ne derim? Ya bir satmak için bir emlakçı Ev yapacaktım, yapamadım. 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 Artık satmak, satmak istiyorum. Için. Ya da o Balıkesir'de aldığım yer artık oradan vazgeçtim. Bu tarafa döndüm. Evet, hiç sıkıntı yok. 45 gün içinde çözüyoruz. Biz oradayız diyorsunuz. Biz oradayız. Ve çözüyoruz. Tamam. Şimdi sadece siz arsa satmıyorsunuz bu arada. Ev de yapıyorsunuz. Biz e <laughs> Toplu konut noktasında da İstanbul'da ev yaptım. Şimdi biz e, bu işi e, Akşapevler, Kırklareli, Elmacık köyünde e, 168 tane mahalle kuruyoruz Akşapev. Nerede? Şey, Kırklareli, Kırklareli Elmacık köyünde. Talep var mı? E tabii ki yani şu anda yaptık. evi herkes özlüyor ya böyle. Yani Yani yaptıkların özler... hepsini sattık. 70 ay yakın yaptık, sattık. Yapıyoruz, <laughs> satıyoruz. Sıkıntı yok satmada. E, Silivri'de çanta e, bölgesinde aşağı yukarı yüzün üzerinde villa yapıyoruz proje proje işte 59 proje 35 proje onlar da mı ağaç yok yok bunlar, bunlar be farklı. beton e, havuzlu villalar şeklinde ha, şimdi bunlar lüks yani e, tabi yani İstanbul yani, tabusu anladım. lüks demeyelim de yani buradaki talep böyle alınabilir fiyatlarda mı bunlar alınabilir tabi herkes yani alabilir çünkü uçtu fiyatlar da fiyatları sormayacağım. <laughs> Ee, yani mesela metre kaç, ne kadar onlar? Şimdi anılabilir dedik ya metre x çarparsak Hı. fiyat çıkacak. Hı. Şimdi şöyle diyelim, biz Yeşil Vadı söylemeyecektik burayı değil mi? Tamam. Sıkıntı yok. Biz firma olarak e, biz bankaya müşterimizi göndermiyoruz, kendimiz kredilendiriyoruz. Hı. Yani o yüksek faizden bir kere etkilenmiyorlar. Kesinlikle. Mı? Diyebilir miyim? Tabii tabii. Diyebilirsin. Hı. Biz süreklilik bizim için çok önemli. Biz bu noktada müşterimizin memnuniyeti en üst seviyeye çıkardığımız için bu konuda müşterimiz bizimle rahat bunları konuşup ödeme planına göre de yeri alabilir. Sıkıntı Anladım. yok. Anladım. Şimdi bu siz hem konut yapıyorsunuz, farklı bir de konutlarınız. Evet Hem arsa satışında uzmanım, 40 bin kişiye arsa satmak evet. az bir şey değil yani. Bir ordu, bir kent yani 40 bin kişi. Bir arada olsalar e, orta ölçekli bir e, kasaba olur, 40 bin kişi. Şimdi hangisi karlı? Bu soru da size çok geliyordur. Ne yap? Ben param var, e, yat, yatırım yapmak istiyorum. Nasıl bir yatırım yapmalıyım ki e, önümüzdeki işte 5 yılda, 10 yılda, 15 yılda neyse daha karlı çıkabileyim? Siz biliyorsunuz. 25 yılın tecrübesiyle evet. söylüyorum. Benim sadık yarım kara topraktır. Toprak. Birinci sırada toprak. Bu toprağın vasıflı olması. Yani imarlı, ifrazlı, üzerine biraz önce ifade ettiğiniz gibi ev yapılabilir. Yarın bir gün satılabilir. Yarın bir gün ipotek bile verilebilir. Kredi kullanılabilir. Standartları en üst seviyede. Türkiye'nin en iyi tabusunu tavsiye ederim toprak olarak. Evet. İkincisi olarak hani dünyada mekan, ahirette iman denen noktada da bizim vatandaşımız bir evimiz olsun ister. İkinciye evi koyarım. Üçüncüye işte çok prim yapan bir yerden e, bir dükkan gibi kira verebilirim. İş yerini üçüncü sıraya koyuyorsun. Evet. Anladım. Yani. yani çünkü diğer ikisine ikisi kadar anladığım kadarıyla. satı hareketli ha. ve ha. prim yapıyor. Yani şimdi burada zaten bu alın teriyle akıl terinin birleştiği bir paradır. Yatırım yapılan para. Hı. Bu parayı çok iyi değerlendirmek için bence önce arsa diyorum. Yani topraktan başlamalarını. Evet. Arsa, konut, iş yeri diye devam ediyor. Evet, diğer, göre. diğer yatırım araçlarında o konunun uzmanları söylesinler. Evet. Siz özellikle gayrimenkule ilişkin değerlendirmeniz bu şekilde. Bu 25 yıllık tecrübenin bizimle evet. paylaşımı evet. anlamına geliyor. Şimdi en önemli şey siz Sinoplusunuz. Elhamdülillah. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü Sinop'a çok şeyler kazandırmış. Evet. Sinop'la ilgili çok şeyler yapmış birisiniz. İstanbul'da da Sinoplular arasında bir buluşma sağlayan Sinoplu iş insanları örgütü var herhalde. Değil mi? Sizden önce de çok efsane bir başkanı vardı. Evet. Biraz Sinop'u anlatın bize. Bu niye mutlu şehir? Bir de onun bir cümleyi de onu söyleyin. En mutlu şehir Sinop ya. Yani. Sinop'un insanı hani bizde derler midanesiz bir insan vasfı vardır. Yani kimseye aç kalsa da minnet etmez. Onun için mutluluğu kendisi içinde Oluşturuyor. Nesi varsa ha. kanaat kanaat kanaatkar oldukları için mutlular. Ben e, Sinoplu hemşerilerimin e, bu memleketin Bayrağına, dinine, imanına karşı gelen bir topluluk olmadığı için de çok severim. Onlar da bizleri severler inşallah. Ben eee Sinop'a 25 yıldır dernekçilik adına Ayancık kazamızdan, Aykatımızdan başlayarak Ayancık da ormanlar değil mi böyle? Evet. Her yer orman. Tabii ki. Tabii ki. Heh. Yani Sinop'un her tarafı orman. Sinop güzel bir şehir. Yani o sanayileşme kirliliği gelmediği için de hep çok Başkanım. güzel kalıyor. Bir kısa ara verelim. Tamam. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a gideceğiz. Onun bir konuşması. Evet, devam ediyoruz efendim. Sinop'u konuşuyorduk. Sinop'la ilgili. Sinop'un önemli bir İstanbul potansiyeli olduğunun altını çizmiştik. İş insanlarının bir arada bulunan bir örgütlenmesinin olduğunu. Sadece iş insanlar değil, sporda da. Değil mi Sinop? Evet. Sporda da çok önemli bir takım var. Evet. Küçükçekmece'de böyle 5-6-7 e, bin kişiye falan ulaşan bir seyirci kitlesi var yani. yani. Sinop'ta o kadar yoktur. Sinop sporun yoktur. Yok Sinop'ta da vardır. Var mı? Sinop'ta da çok güzel evet. e, vekilimiz e, çok güzel bir sıdat yaptı. Evet. Allah nasip ederse biz de gideceğiz. İstanbul'da 1977 yılında kurulan küçük çekmece Sinop sporumuz var. Biz ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım kulübün e, Yönetimine geldikten sonra birinci amatörden aldık. Her yıl şampiyon, süper amatör, bal ligi ve profesyonellik üçüncülükte. Geçen yıl üçüncülükte mücadele ettik. Buradan kıymetli hemşerilerime e, İstanbul'da bir küçük mece sinop spor e, olduğunu duyurmak lig. isterim <laughs> evet. Biz de bir maçına inşallah e, bir karşılaşmaya hep biz sizinle birlikte izler, keyif alırız. E, şey önemli tabii yani sinopluların İstanbul'da bir arada olması Dayanışma içinde olması. Bu arada şeyi merak ettim. Bu 40 bin kişinin içinde Sinoplular var mı? Tabii ki. Onlara tabii. da kazandırdınız yani. Tabii tabii. Hemşerilerim ha. sever beni. Sever sizi. Ee, şimdi şeyi size, sizden öğrenelim. En önemli noktaya gelelim. Sizden işte biraz önce ifade ettiniz ya. Arsa aldı, ev aldı. Onların devamında da ben onların arkasındayım dediniz. Çok önemli bir potansiyeliniz var önümüzdeki dönemde ne yapmak istiyorsunuz, neler yapmak istiyorsunuz? Vallahi ne nelerde ne yapacaksınız? Biz mesela sizi nerede takip ederiz? Biraz e, Celal abi sen beni zor takip edersin. <laughs> tamam. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim, ben e, bu işin artık e, Avrupası'dan datlarında köyler kurma, şehirler kurma noktalarında projelerde çalışmak e, çalışıyoruz şu kend anda. Kent projeleri, köy evet, projeleri. kent projeleri, yaşam alanları. Hı. Ee, ve bu yaşam alanlarının her şeyi düşünülmüş Yine ve tasarlanmış. Yine Trakya, şekilde. Marmara bölgesi. Tabii tabii, kesinlikle evet. Marmara bölgesi. Ha, çok bu, ihtiyaç var çünkü. Tabii ki. Yani, İstanbul'u yaymak lazım belki. Spor camiası içinde olduğum için sporcularımızın da Ege sahillerinden çok yer istediklerini oralarda da yapmayı düşünüyorum. Ama benim e, şöyle bir şey istiyorum. Bugün Avrupa'da bunları görüyoruz. Çok güzel bir şehir kuruluyor. Her türlü yaşam alanı her türlü konforu içinde olan bir güzellikler sunuluyor ve insanlar mutlu oluyor, devamlı mutlu oluyor. Yaşam orada yaşadıkları için. Ben de o şekildeki projeleri tasarlıyorum. Allah nasip ederse bunları bu şekilde onları takip ederiz yani. Uygulayacağız çünkü inşallah. E, her şeyinin içinde olduğu, belki okulunun vesairesinin evet, de evet, evet. içinde yer aldığı e, ve işte belki yeşil alanının da istenilen ölçüde e, korunduğu e, yaşam alanlarında Yeni dönemde var olmak, oralarda bulunmak, eee Sinoplular gibi bizi de mutlu edecek belki. Evet inşallah. onun için sizin bu projelerinizi takip edeceğiz. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. Size kolaylıklar ederim. diliyorum. Başarılar efendim. Çok Çok sağ teşekkürler. Sağ olun. Efendim noktalıyoruz. Görüşmek üzere Hoşçakalın.